E, Hakan Bey şimdi evet. siz e, birçok binada incelemede bulunduğunuzu evet, söylediniz. Evet. E, şunu sormak istiyorum artık sona doğru da yaklaşıyoruz. Hı hı. Genel olarak nasıl bir tablo çizersiniz incelediğiniz binalarda? Yani e, kaliteleri ne durumda? Ne kadarı yıkılmalı? Ne durumdayız yani biz? Bu zaten istatistik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu master planda var. Yani İstanbul'da yaklaşık 600 bin bina var. Bunun neredeyse %70'i bir şekilde hasar görecek bu depremde. İşte azdan çoğa kadar. Ama yaklaşık 30 bin binanın yıkılacağı öngörülüyor. İşte zemininden kaynaklanan binanın kendisinden. Bu da yaklaşık 150 bin ila 400 bin insanın kaybı demek. Yani İzmir'deki rakamlara bakarsak kaça geldik? Yani 3-4 binadan bahsediyoruz yani. Hani şu anda şey yapılıyor. Ondan sonra çok ciddi konulara varacak noktaya gidebiliriz. O yüzden özellikle İstanbul için söylüyorum bu şart. Zaten bunun için biz de yaklaşık 8 yıl önce kanunla beraber bir dernek kurduk yani İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği. Buradaki kurma amacımız bu konuya dikkat çekmek. Gördüğünüz gibi birçok doğru bilinen yanlışlar var. Bir sürü hukuki konular var. Yani bunların hepsini vatandaş bilemez. Nereden bilecek? Ondan sonra bu konularda insanlara hiçbir beden şey yapmadan, talep etmeden yardımcı olmak. Az önce benim hani anlattığım şeyler çok basit bir şekilde biz dernek olarak bunları bir kitaplaştırdık. Bunu e-kitap yaptık ve ücretsiz. Ne kadar güzel bir şey. Kentsel Dönüşüm El Kitabı ismi. Yani burada izleyenler de girdiği zaman kendi web sayfası da var. Ücretsiz olarak bunu indirebilirler. Orada az önce bahsettiğim bütün bilgileri normal Ayşe teyzenin anlayacağı şekilde hazırladık hocam. Buyur yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışlar var. <laughs> Onları bir daha bahsedelim mi? Bahsedeyim. Çok önemli onlar. Tamam. Çok kısa kısa onlara madde madde bir daha bahsedelim. Tamam bahsedeyim. Mi? En önemli konu yani en çok karşılaştığımız mesela binada diyorlar ki biz binamıza işte bu bilgi amaçlı rapor hazırlatmak istiyoruz. E gidiyoruz bir kısmı istiyor, bir kısmı istemiyor. İstemeyenler diyor ki 99 depreminde bizim binaya bir şey olmadı. 7 şiddetinde oldu o da deprem biliyorsunuz. E biz de 7 şiddetinde deprem bekliyoruz İstanbul'da. E bizim binaya o zaman bir şey olmayacak. Yani o deprem İstanbul'da olmadı zaten 99 yılında. Bu o deprem Düzce ve Yalova da oldu. Biz kilometrelerce ötede hissettik. Bizim mesela İstanbul'la ilgili ben bir çarpıcı örnek vereyim yaptığımız çalışmalarla ilgili. Mesela diyelim ki bir bina ile ilgili araştırma yapıyoruz biz. E, diyelim ki bu bina hani diyelim ki beylik düzünde ya da avcılarda örnek veriyorum sadece bu bina riskli çıktı. Biz bu binayı alıp Gayrettepe Beşiktaş'a getirdiğimizde hiçbir şey yapmıyoruz. Bütün koşullar aynı sadece yerini değiştirdik. Öyle bir şey olsa daha az riskli çıkıyor. Aynı binayı alıyoruz Sarıyer Beykoz'a yani Karadeniz'e doğru uzaklaştırıyoruz faydan bu sefer hiç riskli çıkmıyor. Şimdi eskiden eski deprem yönetmeliğinde mesela böyle bir şey yoktu size de sorsam. İstanbul kaçıncı derece deprem bölgesi? Bir derdiniz. Bu son deprem yönetmeninde şöyle bir durum var. Artık noktasal olarak o binaya nasıl bir deprem gelecek? Ne şiddet gelecek? Biz bunu AFAD'ın çalışmasından görüyoruz. Hı. Ve ona göre analiz yapıyoruz. Yani şöyle düşünün. Hani İzmir'deki depremi hissettik ya biz burada bazıları. Hissedenler genelde bu Bey, Büyükçekmece, Beylikdüzü o taraflar. Yani bu Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş'tan ötesi pek hissetmedi. Yani bu zeminle alakalı bir şey faya olan uzaklık çok etkiliyor. Yani tam fayın yanında o depremi yaşamakla çok uzakta yaşamak arasında fark var. Ve binalarda biz şimdi bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda bunu açık bir şekilde görüyoruz. Bazen diyoruz ki yani bu bina kesinlikle göçer ama analiz yapıyoruz. Bulunduğu zemin, onu defaya olan uzaklıktan dolayı diyoruz ki bu orta hasar görecek. Siz bunu güçlendirmeyle hızlı bir şekilde toparlayabilirsiniz diyebiliyoruz. Bu tabi bunların hepsi bilimsel araştırmalarda eski deprem yönetmelikleri de bu olmadığı için biz bunları kullanamıyorduk. Sanki bütün binalar deprem fayının hemen yanında olacakmış gibi analiz yapıyorduk. Evet. Şimdi böyle bir esnekliğimiz var. O yüzden de bütün binaların yıkılıp yapılmasına gerek yok. Hı -hı. İhtiyacı Hocam, kadar güçlendirilebilir. Bunun artık dışında vatandaşlar yine akıllarında bir şey kalırsa bizim gibi bir sürü STK var. Yani araştırsınlar bu arkadaşlar da bu STK'lar da aynı bizim İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği gibi her konuda yardımcı olurlar. Her şeyi danışabilirler. Hukuki konularda danışabilirler. Nasıl bir yolu izleyeceklerini her konuda yardımcı olurlar.